Yedinci fasikül açı ortay. Açı ortay adı üstünde açıyı ortalıyor. Peki burada ne var? Şöyle bir durum var. Bizim şuradaki C ve B'nin oranları X ve Y'nin oranlarıyla aynı oluyor. Peki bunu nasıl ispatlayabiliriz? Şöyle birkaç farklı yöntem var. Alanla da yapabiliriz. Şu anda ben benzerlik ile bunu halletmeye çalışacağım. Şimdi AB'ye paralel bir tane şuradan C'de şöyle bir tane çizdim. C'den bir doğru da çizebilirdim. Ben ışın çizdim. Siz bunu bir de şuradan şöyle devam ettirip tam buraya denk, yani şöyle AD şunu kestiği nokta. Bir daha şunu baştan bir yapayım. Şöyle bir nokta yapabiliriz. Şimdi bu arkadaşımız buna paralel. Paralelse bu açımız buraya gelir. Bu açıyla da bu açı eşit olunca burası B kadarsa burası da B kadar. Ayrıyeten burada kelebek oluştu. Kelebekten C'nin B'ye oranı X'in Y'ye oranı olarak karşımıza gelecektir. Biz o zaman şöyle bir şey yapacağız ya da kollar oranları C'nin B'ye oranı, X'in Y'ye oranı. Ya da C bölü X, bu da olabilir bakınız. C bölü X, B bölü Y de karşımıza gelir. Tamam. Bir sonrakine baktığımızda soru olarak şunu demiş. İşte ABC üçgeni biçiminde kağıt AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde dediğimizde bu daha önce birkaç defa da karşımıza gelmişti. Şimdi bu arkadaş buraya geldiğinde AC'nin hani bu AB kenarımız şuradası. Bu AC'ye denk geldiğinde burası bizim açıortayımız oluyordu. O zaman onun 12 oranı x'in 6 oranı olacak. Yani 10 bölü 12 x bölü 6 x 5 olacak o zaman. Şimdi burada 45-45 verince otomatikman bir 90 derece var ama onu unutmayalım. Şurası 90 derece olunca 9, 12 ne oluyor? 15 oluyor. Burası o zaman 15 eksi x. 9'un 12'ye oranı x'in 15 eksi x oranı. 9 bölü 12. X bölü 15 eksi x. X'i bulmayı sana bırakıyorum. Sınav sorusuymuş üçüncü sorumuz. Burada 4 bunu da oluşturmuş. Şimdi şu da var yalnız. Burası 4, bu 12. Yani parça ve kenar arasında 1'e 3 var. O zaman burası x kadarsa burası da 3x'tir. 3x'in x oranı 12'nin 4 oranı. Aynı olacak. Çevresi demişiz. 3x var. 12 var. X artı 4 var. Topladığımızda 44. Şurası 4. 4x artı 16 44. 4 ile sadeleştir. X artı 4 11. X'i 7 bulacakmışız. Cevap Bursa'ymış. Bu da ne yapmış? Kollar oranları, parça oranı demiştik. 4'e 6 ise o zaman burası 4a ise burası 6a. Şimdi o zaman 4a'nın karesi artı 10'un karesi. Bu arada bunun tamamı 10. 10'un karesi 6a'nın karesi olacak. Buradan 100 eşittir 6a'nın karesi eksi neydi? 4a'nın karesi. Bu da toplamda 36 16'dan ne olmuş olacaktır? 20 olacaktır. A kare 5. A'yı bulduk. Ne istemiş bizden? AB'yi istemiş. AB 4 katı olacağı için 4 kök 5. İkizkenar üçgenden hatırlayacağımız gibi hem kenarorta hem dik oluyorsa bu ikizkenar üçgen oluyor. Burası açıortay oluyor. Ayrıca 4'ü 6'dan bu da 10 oluyor. Şimdi EF ve FC'nin olacağı durumda da EF'ye X, buraya da Y dersek
x bölü y demek. O zaman nedir? X 6 bölü 10. Bunu sadeleştirebiliriz. ABC üçgeni biçimindeki bir kağıt önce AB kenarı AC kenar üzerine gelecek biçimde katlanıyor dediğinde sen o zaman otomatikman şuradaki açıortayı oluşturacaksın. Tabi bu arada AB kenarının direkt AC üzerine gelmesi gerekiyor. Hani her katladığında açıortay derken ona dikkat edelim. Katizi AE oluyor. Tamam, orası açıortay doğrusu oluyor o zaman. Şimdi o zaman şunu yapabiliriz. 10'un 5'e oranı 2. Burası 4 olduğuna göre bunun tamamı 8 olacak AB'nin. O zaman geriye 8 eksi x kalıyor. Sıkıntı var mıdır orada? 10'un 5'i oranın 10 bölü 5 4 bölü burası da 8 olmalı. Aşağısı 4 gördüğün gibi burası. Orası 8 olacak. Şurası da x olunca geri kalan kısım 8 eksi x. Şimdi bize bir de ne yapmış? BC kenarını bu kez de AC kenar üzerine katizi bu. Bir de burada açıortaylık sağlamış. He. Bunun bunun oranı. Yani x bölü 8 eksi x 8 eksi x 9 bölü 10 buradan işler dışlar x'i buluruz. Burada ne demiş? Açıortaylar verilmiş. Bu arada iç açıortay, burada dış açıortay verilmiş. Biz bunu şöyle devam ettirdiğimizde burası da tekrardan açıortay, dış açıortay olur. Peki 3'e 6 demiş. Şu ABE'yi düşünsek 3, 6, 1'e 2 ol x ise burası da 2x geliyor. Bunun dışında bize ne demek istemiş? AFED doğrusal. Tamam. Buradan BEX olduğunu, X uzunluğu. Buradaki değere bakmamız lazım. Orada açıortay uzunluğu ile ilgili bir dakika. Onu nasıl kanaat getirebiliriz? Bir ona bakalım. Şunu kaçırmışız. Bakın şurası açıortay ya. A, E, C'de 4'e 9 bakın burası. 4'e, pardon 12'ye 9. O zaman burası 12A. Burası da 9A olacak. Benzer durum. Şimdi renk değiştireyim isterseniz. Mavi ile yapalım. Şu üçgende de olacak. Şimdi A B C üçgeninde de bakın şöyle daha rahat görmeniz için rengi değiştiriyorum. Şunu şöyle çektim. Burada açıortay var. Gördünüz mü? Ne yapacağız peki burada? Şunu yapacağız. 2x'in x artı 2 12 oranı 9a'nın 12a'yı oranı. Başka bir durumda 3 bölü 4. İçler dışlardan x bulunacak. Şimdi çok kullanacağımız durumlardan bir tanesi açıortay doğrusu üzerinden açıortay şurada bakınız A'da çizilen bu mavi çizgi üzerinden biz kenarlara dikme çektiğimizde bunlar eş üçgenler olur. Neden? Açıortay olduğu için burası alfa, bu da alfa. 90 beta, 90 beta oluyor. Gördüğünüz üzere sağ tarafta taramış olduğum üçgenle taramamış olduğum üçgen alfabette 90'lar aynı açılara sahip olduğu için öncelikli olarak benzer. Sonra 90'ın karşısındaki kenar A'dan şu çizdiğim C'ye kadarki parça. Soldaki de aynı çizgi. O zaman 90'lar aynı kenara baktığı için eş üçgenler oluştuğu için de bu dikme buraya eşit oluyor. Peki sorularda bu nasıl olacak? Her zaman bu şekilde hepsi verilmiyor. Daha önceki derslerde söylediğim gibi. Ne eksikken neyi tamamlayabiliriz? Mesela bize burada bir tane dik veriyor. Sen gidip bunun şu şekilde tamamlayacaksın. Hatta bu parçamız bu parçaya bu uzunluk bu uzunluğa eşit gibi. Bunlar eksik olanları tamamlayacağız. Ya da işte bu ikisi eşit verir açıortay olduğunu gibi farklı durumlarda olabilir.
Şimdi burada Açıortay demiş, şu x'i soldan sağa taşıyabilmemiz için şuraya bir tane dikme çekmemiz lazım. Açıortaya dikme çekince bu uzunluk bu uzunluğa eşit 90. Burada o zaman bir 30 var. 90'ın karşısı 4 kök 3, 30'un karşısı 2 kök 3. Burası da o zaman kök 3 katı 6. Bu arada zaten x'ti bu. X 6 olarak karşımıza geldi. Burada yine bak sol tarafta bir dik var. O zaman ben onu sağda da kullanabilmek için şöyle bir tane daha dikme atacağım. Efendim şunu şöyle dikme attığımızda burası 12 ise bu da 12 olacak. Burası 13. Bildiğimiz Pisagor'dan 5, 12, 13. Şu uzunluk aynı zamanda x olacak. X de o zaman 14 olarak karşımıza gelecektir. Şimdi açıortay 6, 12 verilmiş. Yine soldan dikmeyi bir alakalı hale getirmek için sağ taraftaki şöyle bir çizimle bunu şekillendirelim. Şurası o zaman 6 ise bu da 6. Bu da 6. Bu arada bu 12 ise bu da 12. Bize ne demiş? EC uzunluğunu soruyor. 45. Bu arada bu 12'ye 6. Tamam. EC mi soruyor bir saniye. Orada EC. Şurası X. Oraya bir bakmamız lazım. Şurası şöyle yapsak daha iyiymiş. 6'ya 12 ya. Yani 1'e 2 katı gibi. O zaman burası da o zaman 18 9 artı 2x diyelim. Burası da evet 9 artı yanlış söyledim galiba. 9 artı x diyelim. Şuraya da 2x diyelim. Çünkü 12'nin 6'ya oranı 18 artı 2x'in de 9 artı x'e oranı olacak. Şimdi o zaman burada şurası 6'nın karesi 6 artı 2x'in karesi 9 artı x'in karesine eşit olacak. Tabi bunu açabiliriz ama buradan 6, 8, 10 göz kırpıyor. Yani x 1 olacak. Yalnız biz EC'yi 2x dediğimiz için cevap 2 olacaktır. Oraya dikkat edin yalnız. Şu en son yaptığımız, şurada taramış olduğumuz üçgende bir Pisagor. Oraya bakmamız gerekiyormuş. Şekilde verilen ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt AB kenarı AC kenarı üzerine gelecek şekilde AD boyunca şey yaptı. Şöyle katlandı. Şimdi burada özel bir durum da oluşuyor. 6, 8, 10 üçgeninde 10 ile 6'nın bulunduğu açıortayı. Şimdi burası x ise burası 8 eksi x. İsterseniz işlemle göstereyim. Şunları oranladığımızda 6 bölü 10 x bölü 8 eksi x 48 eksi 6x 10x'ten 48 16x x 3 geliyor. Ve böylelikle 3 burası da 5 geliyor. Yani tam sayılar denk geliyor. Bu 6, 8, 10'un böyle bir durumu var. Yani yer yer kullanılabilir. Ne istemiş? C de istemiş. Bunu rahatlıkla bulabiliriz tabii ki. 5. Şimdi bize bazen de bu soruda olduğu gibi BC eksi AC 4 verilmiş. Veriliyor. Burada bu dikmeyi şuradan şöyle taşırsak çok rahat sorumuzu çözebiliyoruz. Ne demek istedim? Şimdi bu x'i buraya aldım. Şimdi şu parçanın uzunluğu bu parçayla aynı. O zaman BC'nin o AC'den fark yarattığı yer burası olacak. Ha, o zaman burası 4'müş. Al sana Pisagor. 6'nın karesi eşittir 4'ün ve x'in karesinden. 36 idi, 16 idi, 20 eşittir x kareden. X 2 kök 5 olarak karşımıza geldi. Şimdi bazı ifadeler var. Mesela
Burada olduğu gibi iç teğet çemberin merkezi demek iç açı ortayların kesim noktası. Dış teğet çemberin merkezi zaman dış açı ortayların kesim noktası oluyor. İşte buna benzer diklik merkezi olduğu zaman yüksekliklerin kesim noktası gibi gelecek. Şimdi peki burada niye böyle bir şey oluştu acaba? Yani niye çemberin merkezi olabiliyor? Şimdi biliyorsunuz bu seneki 15. sınıf çember merkezi teğeti uzattı hep dik oluyordu. Şunları biz şu şekilde uzatayım bir teğetlere. Şimdi bunlar hep ne olacak? 90 derece olacak. 90 derece, 90 derece ve buralar ne oluyor? Bak eşit oluyor. Yarıçap kadar. Böylelikle burası hem dik hem eşit olunca burası açıortay, burası açıortay, bu da açıortay oluyor ve bunlar iç teğet çemberin merkezinde buluşmuş oluyorlar. Burada FD DE dedi. FD DE dedi. Şuradaki ifadeyi vermiş. Şimdi daha önce de söylemiştik. İki tanesi üçüncü çağırıyor. Yani iki açıortayın kesişmesi burada. D noktasında. A köşesini sen D ile birleştirdiğin zaman artık o da açıortaydır diyor. Şimdi FD'ye biz 4A dersek DE'ye 3A diyeceğiz. Şuraya 3A ise burada 4A dedim. Bu arkadaşı bunu oranı, bunu da bunu oranı yaptım. 16 bölü x 4 bölü 3'e eşit oldu. X'i buradan 12'yi yakalamış olduk. Şekilde üçgen biçimindeki bahçenin ortasında bir çeşme yapılmış. Çeşmenin bahçe kenarlı uzakları eşittir. Uzaklık demek, dik olması demek. Yani o çeşmenin dikildiği yer bizim ne olacak o zaman? İşte çemberimizin merkezi olacak. Çeşmeye gelen su borusunun kenarlarından birine diktir demiş. Yani biraz şeklen kötü olsa da. Şurası üçgenin işte çemberin merkezi, şurası da dikmiş. Bunu söylemiş. Kenar uzunlukları metre cinsinde olduğuna göre demiş. Biz bunları şöyle isterseniz yapalım. Köşeleri bir şöyle birleştirdiğimizde ya da isterseniz çit biraz kafanızı karıştıracaksa ben üçgeni de şöyle bir yapayım. Gösterelim. Şu. Yani burası açıortay. Burası açıortay. Bu da açıortay olacak ya. Şimdi buradan ben dikmeler çektiğimde bu eşitlikler sağlandı. 50. Tekrar 50. Burası o zaman 40. Tekrar 40. O zaman burası 80. Burası 80. Şeklinde x değerini bulmuş olacağız. KABC üçgenin iç teğet çemberin merkezi eşittir. K iç açıortayların kesim noktası. Yani burası açıortay olacak. Bunun oranı şöyle 12 bölü x 8 bölü 6 x'i bulmak kolay. Şekilde D noktası ABC'nin iç teğet merkezi demesi, çemberin merkezi demesi bunun açıortay olduğunu, efendim bunun açıortay olduğunu, burası da 38 oldu. Şimdi buna BB diyebiliriz, buna CC diyebiliriz. Biz buradan 2B artı 2C artı 76 eşittir 180. B artı C artı 38 90. Burası o zaman ne olur? 52 derece olur. Zaten X artı B artı C de 180'de. Burası 52 olduğuna göre X'i buradan ne olacak? 130-128 bulacağız. Daha önceden açılarda vardı. Bu x değeri şöyle de bulunabilir. 90 artı a bölü 2 kuralı vardı hatırlarsam. O da ne olacak? X artı 90 78 76'yı da 2'ye böldük 38 yaptı. Buradan 128 biraz formülü dayalı olarak bulabilirsin. Artık hangisi kafana yatarsa. Şimdi dış açıortay olduğunda da biraz farklı
diyelim artık. Yani şöyle PC bölü PB AC bölü bu şekilde geliyor. Ya da ben bunu genelde şöyle yapıyorum ama PC buradakine benzetmek açısından PC bölü CA eşit PB bölü BA. Sadece oranı değiştirdik. Ne demek istiyorum? P noktasından A'ya gitmek gerekiyor. Direkt gidemiyoruz. Mutlaka C ya da B noktalarına uğrayarak geçeceğiz. Birinci seçenek ne? PC bölü CA bak. PC bölü CA birincisi bu. İkincisi PB bölü AB. Bu da bu. Yani birincisi C'ye vurup gidebiliriz. Bu şekilde oranlayabiliyoruz. Peki nereden geliyor bu dersen? Matematik klasik. Neyi biliyordum ben? İç açıortayı biliyorum. İç açıortayı biliyorsam o zaman burada iç açıortaydan yararlanarak bu işi çözmem lazım. Şimdi burada BC pardon BPA kadar olacak şekilde şöyle bir çizgi atıyorum buraya. Şunu da şöyle uzatılmış olacağız o zaman. Şu an bu doğrusal olacak. Ona dikkat edeyim. Şöyle birleştim burada. Şöyle şunu yapacağım yalnız. Şu açı ne kadarsa o. Bu uzunluktan da bunu uzatacağım. O zaman ne yapacağım? Bu açılar aynı. Bunlar aynı. Otomatikman bu açım da buraya eşit olacak. Bu üçgenin aynısı olacak. Şimdi ne yapalım? Buraya x diyelim. Buraya y diyelim. Buraya a, buraya da b diyelim. Bu a ise o zaman bu da a. Bu arada bu x'e bu da x olacak. Şimdi bak. İstersen bir daha resmedeyim. Kırmızıyla mı yapayım? Evet. Üçgeni, büyük üçgeni görmen açısından bir daha bir çizeceğim. Şimdi bak bu üçgende şimdi gördün mü? Bak. Açıortay, iç açıortay yapıyorum. Şurası. Peki ne oluyor? O işte x bölü a. Bak. X'in A'ya oranı, X artı Y'nin B'ye oranı. Yani X bölü A şu şekilde dolanıyordu mu? Aynısı oluyor. Yani esasında dış açıortay da bir iç açıortaydır. Ama akılda galiba o işte uğrama hikayesi daha çok kalıyor gibi. Geçmişten deneyimim o yönde. Şimdi burada 12 var, diklik var. Burası 13. Dediğim gibi N noktasından A'ya gideceğim. Birinci seçenek X'in 5'e oranı. İkinci seçenek x artı 12'nin 13 oranı. X bölü 5 eşittir. X artı 12 bölü 13. Buradan x'i bulduk mu olacak. Gerisi 4 işlem olduğundan dolayı sana bırakıyorum. Şimdi ne yapmış gene? Katlamış. Katlayınca artık alışmışızdır herhalde. ABC üçgenimizdeki kağıdın AC kenarı CB üzerine gelecek şekilde katlandığında şurada bir açıortaylık oluşuyor. Aynı zamanda burada da bir tane açıortaylık oluşuyor. Artık hangisini kullanacaksam. Şimdi bu soruda 4, 4 hani soru esasında X burası da X. A, B, C'de yapan arkadaş iç açıortayda çözer. O zaman ne olur? X bölü 4 X artı 2 bölü 5. X artı 2 bölü 5. Ha, aynısı esasında ama bu C noktasından D'ye gitme olarak A üstü BD'nin işte dış açıortayı olarak düşünürsen bunun bunun oranı bunun da bunun oranı olacak. Yani yine X bölü 4 gördün mü? X artı 2 bölü 5. Yukarıda içe göre çözdük. Burada dış ama aynı bantı elde ettik. Zaten denklem sonucu da. X'i rahatla bulabiliriz. Burada ne yapmış? Gizli bir dış açıortay yapmış. Şimdi AB uzunluğu 4, BC uzunluğu 4. O zaman şu açı öncelikli olarak şunun aynı. O zaman 2 alfa, 2 alfa olabilmesi için burası da o zaman ne olacaktır? Alfa olacaktır. Gördüğün gibi bu üçgenin bir dış açıortay oldu. Şöyle bir şeklen gösterirsek şunun da şunu oranı. Buradan birazcık kötü mü yapmışım? Neyse artık arkadaşlar. 12 bölü x de oluyor. 16 bölü 4 x'i bulmak kebap. Şimdi 60-60 güzel. Neden? Bizim burada
şunu yakalamamıza yardımcı oluyor. İşte 10, 15. Burası 10K'yı 15K da diyebilir ama buraya 2A dersen burası 3A olur. Bir de aynı zamanda bu şöyle bir artısı var. 180 derece. Şu üçgenin, şu 60 derece, bu 60, 60 dış açısı oluyor. Şöyle bak gidersen, tamam mı? 3A'nın x'e oranı, 5A'nın 10'a oranı. Burada o zaman x'imiz 6 geldi. Şeklinde rahatla bulabiliriz. ABC dik üçgeninde bu kez bak AC'yi BC'nin üzerine denk getirememiş ama şurası açıortay olacak. Onu unutma. DE'nin DB'yi oranı demek. Yani burası 2A kadarsa burası 3A. Şimdi şu taradığım üçgenden biz ne yapacağız? A'yı bulma şansına sahibiz. Onu istersen bir bulalım. Neyi sormuş bize bu? A üssünü mü sormuş? A pardon. A üssü C'yi sormuş. Yani şurası X'e, bu da X. O zaman bizim şu EC dediğimiz yere bir Y ismini vermemiz lazım. İsterseniz çok renk şey olmasın. Kırmızıyı boğmayalım. Bir, şurası var. Tamam. İki, burası var. Yani Y bölü 2A, Y artı 4 bölü 3A. Buradan A'lar gidiyor ilk önce. 3Y'yi 2Y artı 8'den Y'yi bulduk. 8. İstersen resim çok karışmasın. Şöyle bir tane daha çizeyim oraya ben. Şöyle görebiliriz mesela. Şimdi burası 90. Bu Y artı 4 oldu. Y artı 4 oldu. Y'nin 8 olduğunu gibi burası 12. Burası 45. Burası da X. O zaman burası 45, 45, 90'dan X kökü oluyordu ya. X o zaman 6 kök 2 olarak karşımıza geliyor. Burada da ne yapmış? AC'nin AB'ye oranı, işte CK'nın BK'ya iç açıortay, bir de bunu dış açıortay, yani iç ile dışı birleştirmiş. Çok gerek var mı bilmiyorum ama şu işine yarayabilir yalnız. Yani iki defa yapacağız, yani hem iç açıortay hem dış açıortay yapacağız. Bu kalıcı olsa daha sağlıklı bence. Şuraları AABB yaptığımızda gördüğünüz üzere 2A artı 2B açısı 180 oluyor. Şimdi A artı B'yi o zaman 90 derece olarak alıyoruz. Onun için şu KAP kısmı 90 derece oluyor. Şimdi mesela ben bunu şöyle yapmanızı öneririm. ABC üçgeninde 2, 3 olması sana şunu sağlıyor. Burası 2A ise burası 3A diyor. Sonra ABC'nin bir de dış açıortayı var. Yani X'in 2A'ya oranı, x artı 5'in 3A'ya oranı, x'in 2A'ya oranı, x artı 5'in 3A'ya oranı. Bunlar gidiyor mu? 3x, 2x artı 10, x'imiz 10 olarak karşımıza gelmiş oldu. Yine aynı hikaye. Yani bu kez x 3 demiş. Fark etmez. Burası 3k dersin. Buraya da xk dersin. P'den A'ya gideceğiz. P'den bu şekilde A'ya gideceğim. 12 bölü 3k 15 artı x bölü xk. K'ları gönderiver. İşlemi yaparsın artık. O da sende olsun. Rahatta bulunacak. X. Burada ne yapmış? AP uzunluğu 10, TP uzunluğu verilmiş. Burada biraz önce ispatladığım için gerekiyor 90. Şu üçgenin dik üçgen olduğunu, TP'nin de 12 olması Pisagor yapabileceğini gösterecek şöyle. X kare artı 10'un karesi 12'nin karesi.
x kare 44'ten x kök 44 ya da 2 kök 11 gelecek. Dış teğet çember, iç teğet çember iç açıortaydan kesim noktası olduğuna göre dış teğet çember dış açıortaydan kesim noktası olacak. Burada yalnız işte iki tane dış, bir iç oluyordu. Hatta x'e 2x, istersen şöyle de y'ye 2y de diyebilirsin. Bunlar da oluyordu. Açılar kısmında biraz bahsetmiştik bundan hatırlarsan. Şimdi bana soruda direkt ne demiş? D, ABC üçgeninin AC kenarına dış kenar, AC'ye dış teğet dedi şu. Burası o zaman iç açıortay. O zaman burası 36 ise burası 72. Aynı zamanda burası da XX, değil mi? Bu doğrusallıktan 72 artı 2X 180. O zaman 2X 108 derece. X'imiz 54 derece olarak karşımıza geliyor. Ha, gerek yok bu soruda ama şurası da ne aynı zamanda? Açıortay. İki dış, bir iç demiştik. O şekilde rahatlıkla çözüyoruz gördüğünüz üzere. Bu açıortayın çizimiyle ilgili bir şey yapmış herhalde. Bilmiyorum bunu pek kullandık mı? Ne yapmak istemiş? Ondan sonra 20 ha, şunları herhalde o şekilde çizelim diye oluşturmuş. Burada ne demiş? Pergel yardımıyla. Geçecektim ama yine de bir söyleyeyim. Diğer sorularda herhalde kullanırız diye. Şimdi tam bakmadım diğer sorulara ama. Şimdi düzlemde verilen bir açısını açıortay çizilirken A'dan bir tane yay çiziyor. Bu yeşilli olan şurası gençler. Bu yayda B ve C noktalarını kesti. B ve C'lerden ortak bir tane daha çiziyor. Bunlar illa A ile C'nin uzunluğu kadar olmak zorunda. O da olabilir. Bu arada fark etmez. Buradan bir yay çizmiş. Bir tanesi bu. B'den çizmiş bir tanesi bu. Bunların kesiştiği nokta P. Bunu A ile birleştirdiğimizde açıortayımız olacaktır. Şurada dikmeler çekip eşitlikler gelecektir. Şimdi sorumuz ne yöndeymiş bir bakalım. Böyle çok küçük çizdirtiyor insana ya. Üf, bu ne böyle? Pergel ve cihetle yarım açı çizim yapılıyor demiş. AB 6, AC 8 santimetre olacak şekilde bir ABC üçgeni çizelim. Şimdi ilk önce bir istersen üçgen oluşturalım. Şöyle yapsam daha sağlıklı olacakmış şuraya. Şunu şöyle çizdim. Şimdi isimler verelim. A'yı buraya vereyim hadi. Bu da B, bu da C. AB'miz 6, AC'miz 8 olacak şekilde çizmiş o bulunalım. A merkezi bir çember yayı çizilerek AB ve AC kenarlarının kestiği noktalar D ve E. Yani biraz önceki şeyi söyle işte. Buradan D ve E'ler kestirdi. Burayı merkez olarak şöyle bir tane çember çizecek. Sonra D ve E merkezi birbirine ile kesişen iki çember çizerek kesimlerini BAC iç bölgesine F noktası diyor. Yani buradan bir tane de şu en son uzatmayayım istersen. Açıortay çizimini açıklamış. Şuradan şöyle bir tane olacak. Şurada bir yerde işte yaylarda F çizip burada A'nın açıortayını çizmiş. AF doğru çizerek BC'yi çizmiş. Burada BC kenarı kestiği noktayı da K demiş. Yani direkt burası 6, bu 8, bu X, bu Y. BK bölü KC 6 bölü 8. Yani X bölü Y 6 bölü 8'den 3 bölü 4 geldi. Orada bu ifade yani şuradaki ifade biraz önce de açıortayı anlatan kısmı açıortay nasıl çizildi onu yapmış. Şimdi AB 8 AC yani yine bir üçgen çizelim istersen şöyle bir bunlar da çünkü bu yalnız sınavda karşımıza çıkacak 2-3'ten sonra en aşağı gelir. Ve biraz da ne diyelim sizi zorlayacak mı diyelim ya da biraz yapmakta zorlanacağın sorular olacak. Şimdi AB 8, AC 12, BC de 10 olacak şekilde şöyle bir tane çizdim ben. Üçgeni, ABC üçgeni. A ve C açıların dış açıortayların çizerek kestiği noktaları. A ve C'nin. Şimdi burada o zaman şöyle yapalım. Şurası dış açıortay. Şu da dış açıortay. A'nın dışarısı, C'nin dışı.
Şöyle. A ve C noktalarının dış açıortaylarını çizerek kesiştiği noktayı K olarak isimlendir demiş. Yaptım. K noktasının AC kenarını K dedikmesini çizelim demiş. Şurada bir tane dikme çizdik. Tamam. K noktasından burası o zaman D olacak. Şöyle olacak. Evet. Bize AD ne kadardır demiş. Şimdi burada biraz şekli kötü mü çizmişim? Neyse. Çember çizersek arkadaşlar şöyle. Şöyle. Şimdi bunu isterseniz nasıl yapayım? Şu kötü oldu. Bir saniye. Bunu baştan bir daha yapalım. Şu küçük çizeyim birazcık. Çünkü diğer tarafa doğru gidince işler birazcık büyüme eğilimine girince sıkıntı oldu. Şimdi ben şunu bir saniye halledeyim. Şunu birazcık hatta uzatalım böyle. Bunu da böyle uzatalım. Sonra şuradan bir açıortay çizdik. Buradan da bir açıortay çizdik. Şimdi burası A, burası B, bu C. Bu kesişme noktası K. Sonra demiş ki K'dan bir tane dikme çekelim. Şöyle pardon. Niye öyle oldun? Şöyle denk getiremedim bir türlü. Şimdi bu dikmeyi ben aynı zamanda şöyle çizemez miydim? Burası da açıortaydı bu arada. Aynı zamanda bir tane de şuraya da çizeceğim. Şöyle göstereyim. Şimdi açıortaya dikmeler çizdiğimizde bu parça bu parçaya eşit olacak. Buradaki A'daki açıortay. Benzer şekilde burası da açıortay. Bu da. Şimdi bizim bu K noktası yani iki dış açıortayın buluştuğu noktayı biz eğer diğer iç açıyla birleştirdiğimizde burası tam çakışmayabilir ama benim şeklen çakıştı. O anlamda değil. Burası da ne oluyordu? Açıortay oluyordu. İç açıortay oluyordu. Nereye geleceğim? Şunlar birbirine eşit olduğuna göre bu parçanın bu parçaya eşit olduğunu biliyorum. Şimdi bu arada AB8 şunları da yerleştireyim. AC'miz onu bir dursun. Buraya D dedik. Buraya x dersek bu AC 12 eksi x şöyle. Sonra BC'miz 10 bu da. Şimdi şu AK bulunduğu yerde burası x kadarsa bu da x kadar. Burası 12 eksi x ise şu parçada 12 eksi x. Burası 8 artı x, burası 22 eksi x ve bunlar birbirine eşit. 8 artı x, 22 eksi x. 14, 2x oldu mu? X'imiz 7 oldu. Bu şekilde arkadaşlar. Biraz önce şekli kötü çizince tabi berbat bir görünüm oldu. Onu biraz uzatmış oldum ondan dolayı. Kusura bakmayın. Şimdi pergel ve cetvel yardımıyla aşağıdaki çizimi yapılacak. B açısının ölçüsü 80 derece olacak işte bir ABC üçgeni çiziniz demiş. Bir çizelim bakalım. Şöyle oluversin. Burası A olsun. Ben alışkanlık genelde buraya B diyorum. O çok şey değil ama burası 80 derece şu anda. Böyle bir tane üçgen çizebilmiş. A köşesine ait dış açıortay ile C köşesine ait iç açıortayı çizerek kesim noktasını D olarak demiş. A köşesine ait dış açıortay, C köşesine ait iç açıortay çizerek kesim noktaları C'nin iç açıortayı. Şöyle yapacağız o zaman. Bir saniye. C'nin iç açıortayı olacak arkadaşlar. Şöyle. Bu arada bunu A'yı istersen birazcık daha şöyle göstereyim ki hani dış açıortay çizince biraz insan yarım gibi oluyor. Bu şöyle olacak. Şurası A. A'nın dışı bak. Şurası A açısı. C'nin de içi. Bunların kesim noktası da D olacak.
Şimdi BD duvar parçasını çizelim demiş. Onu da istersen şöyle yine farklı bir renk mi alayım artık? Alayım, evet. Şimdi şunu birleştirdiğimizi şu çizdik. Bu arada bunlar böyle doğrusallık, değil mi? Şimdi burası açıortay, dış açıortay, iç açıortay. Burası da 50-50 olacak o zaman. Onu da bir yazalım. A, B, D açısı demiş. O da 50 derece zaten net. Kolay bir şey de oldu. Sadece çizmek biraz ne diyelim sıkıcı ya da gıcık. Arkadaşlar böylelikle fasikülün sonuna geldik. Bir sonraki fasikülde görüşmek üzere. Kolay gelsin.